Bundan önceki videolarda talebin fiyat esnekliği kavramını öğrenmiş ve bu konunun üzerinde epeyce durmuştuk. Bu videoda ise talebin fiyat esnekliğinin daha çok ya da daha az esnek olmasına sebep olan faktörlerin neler olduğunu inceleyeceğiz. Evet, bu faktörleri ya da etkenleri talebin fiyat esnekliğini belirleyen faktörler olarak adlandırabiliriz. Bu faktörlere geçmeden önce esnek ya da esnek olmayan bir piyasanın neye benzediğine değinmek istiyorum. Hemen fiyat ve miktar eksenlerini çizeyim. Artık bu eksenlere oldukça aşina olduğunuzu düşünüyorum. Yatay eksene miktarı, dikey eksene de fiyatı koyalım. Talebin fiyat esnekliğinin miktardaki yüzdelik değişimin fiyattaki yüzdelik değişime oranı olduğunu hatırlıyorsunuz, değil mi? Talebin fiyat esnekliğinin çok esnek olması ya da büyük bir değere sahip olması, fiyattaki belirli bir yüzdelik değişim için miktardaki yüzdelik değişimin de büyük olacağı anlamına gelir. İsterseniz grafik üzerinde de gösterebilirim. Bu şekilde daha düz bir talep eğrisi çizeyim ve not edeyim. Yüksek esneklik talebin fiyat esnekliğinin küçük bir değere sahip olması da miktardaki yüzdelik değişimin fiyattaki yüzdelik değişimden çok etkilenmediği durumlarda ortaya çıkar dikey eksene ne kadar yaklaşırsak esneklik de o kadar düşük olur evet esnekliğin küçük ya da düşük olduğu durumu da buna benzeyen bir eğriyle gösterebiliriz düşük esneklik Talep eğrisinin tamamen dik olduğu, başka bir deyişle tam esnek olmayan talep eğrilerini incelediğimiz farklı videolarımız olduğunu da hemen ekleyeyim. Şimdilik yüksek ya da düşük esneklik durumlarına yakın olan eğrileri değerlendirmeye alacağız. Esnek olmayan ya da çok esnek gibi uç durumları da ayrıca inceleyeceğiz. Anlaştık mı? Ekonomistler talebin fiyat esnekliğini belirleyen faktörler olarak ikame mallar, zaman aralığı, gelir payı, lüks ve ihtiyaç malları ve piyasanın darlığı gibi kavramlara değinirler. İsterseniz sırayla gidelim ve ikame mallarla başlayalım. Öncelikle söz konusu olan mal ya da hizmetin yerine geçebilecek yani onu ikame edebilecek bir sürü farklı mal ya da hizmetin olduğu bir senaryoyu inceleyelim. Eğer piyasada bir sürü ikame mal varsa talebin fiyat esnekliği nasıl etkilenir? İkame mal ya da hizmet sayısı çok olan piyasalara örnek düşünürsek aklımıza gelebilecek örneklerden biri örneğin elma olabilir. Elmanın birçok çeşidi var öyle değil mi? Bu durumda yani elma piyasası söz konusu olduğunda fiyattaki belirli bir yüzdelik değişim için talep edilen elma miktarının yüzdesinde önemli bir değişim olmasını bekler miyiz, beklemez miyiz? Az önce de söylediğim gibi elmanın birçok çeşidi var ve eğer elmanın belirli bir çeşidinin fiyatı artarsa insanlar hemen ikame elmalara yönelirler. Öyle değil mi? Hatta bu vesileyle her zaman aldıkları elma çeşidi yerine farklı elmalar deneyip belki de daha çok beğenecekleri bir elma çeşidiyle tanışabilirler. Bu da ikame mal ya da hizmetlerin bulunmasının esnekliğin yüksek olması sebebi olduğu anlamına gelir. Yüksek esneklik ne demekti? Miktar fiyattaki değişime son derece bağlı olacak ve fiyattaki en küçük değişimlerden bile büyük ölçüde etkilenecek. Aynen burada olduğu gibi. Benzer bir mantıkla ikame mal ya da hizmetin olmadığı ya da sınırlı sayıda olduğu bir senaryoda da fiyat ne kadar değişirse değişsin çok ya da az fark etmez insanların belirli bir malın ya da hizmetin yerine koyabilecekleri başka bir alternatif olmadığı için talep edilen miktarda önemli bir değişim beklemeyiz. Bu durumu da düşük esneklik olarak not edelim. Sıra geldi zaman aralığına. Bu esnekliği nasıl etkiler dersiniz? Şemsiye sattığınızı ve bir anda yağmur başladığını düşünün. Yağmur yağmaya devam ettiği kısıtlı zaman aralığını fırsata çevirmek için değerlendirecek olursanız, sattığınız şemsiyelerin fiyatını arttırabilirsiniz. Çok sayıda insan olan bir yerde satış yaptığınızı varsayalım. Fiyatı ne olursa olsun bu kısa zaman aralığında insanların sattığınız şemsiyeleri almaya oldukça hevesli olacaklarını öngörebilirsiniz. Evet, bu da söz konusu olan kısa zaman aralığında talebin fiyat esnekliğinin düşük olacağı anlamına gelir. Düşük esneklik. Daha uzun bir zaman aralığında ise insanlar şemsiyeler için çok yüksek bir fiyat talep ettiğinizi görecek, fırsatçılık yaptığınızı düşünecek ya da onları kazıklamaya çalıştığınızı anlayacak ve ikame mal bulmak için zamana sahip olacakları için de bir önceki durumda da olduğu gibi esneklik daha yüksek olacak esnekliğin neden miktarın fiyata göre değişimi olarak tanımlandığını anladınız değil mi sırada gelir payı var öncelikle gelirinizin çok küçük bir kısmını ayırmanız gereken bir mal düşünelim örneğin sakız sakızın fiyatı 25 kuruştan 50 kuruşa yükselmiş olsun bunun talep edilen miktarı azaltacağını düşünebiliriz ama 25 kuruşla 50 kuruş arasında birinin maddi durumunu etkileyecek çok büyük bir fark olmadığından bir malın gelir payı ne kadar düşükse piyasasının da o kadar az esnek olacağını söyleyebiliriz. Şimdi de tam tersi bir durumu düşünelim ve gelir payı daha yüksek olan bir malı ele alalım. Örneğin bir araba satın alma durumunu değerlendirelim. Söz konusu olan senaryoda insanların gelirlerinin hatta birikimlerinin önemli bir kısmını arabaya harcadıklarını düşünecek olursak, arabaların fiyatı iki katına çıkarsa insanların aynı sayıda araba talep etmeyeceklerini tahmin etmek hiç de zor olmaz, öyle değil mi? Zaten böyle bir durumda araba için harcayacakları paraları da olmaz. Çünkü gelirleri ya da birikimleri muhtemelen aynı araba için iki kat harcama yapmaya yetmeyecektir. Araba fiyatları iki katına çıktıysa, bu ekonomik koşullar altında daha öncelikle ihtiyaçlara odaklanmak da akıllıca olabilir. Her neyse, araba piyasası için konuşacak olursak bu örnek esnekliğin yüksek olması olarak yorumlanır. Fiyattaki değişimlere daha hassas olmak, daha esnek olmak anlamına gelir. Peki, lüks ve ihtiyaç duyulan mallar ayrımı söz konusu olduğunda durum nedir? İsterseniz ihtiyaç duyulan mallar ya da kısaca ihtiyaç mallarıyla başlayalım. Bunlar ihtiyacınız olan fiyatı artsa bile alabilecek yeterli paranız olması durumunda almaya devam edeceğiniz mallardır. Örneğin bir diyabet hastası için insülin bir ihtiyaç malıdır. Fiyatı artsa bile insülin almaması ya da almamayı tercih etmesi gibi bir durum düşünülemez öyle değil mi? İnsülinin fiyatı %20, 30 ya da %40 artsa da talep edilen miktarda herhangi bir değişim olmaz. Çünkü aynı miktarda insüline ihtiyaç devam eder. Bu da ihtiyaç mallarına olan talebin daha az esnek olması anlamına gelir. Düşük esneklik. Şimdi de lüks mallardan bahsedelim. Örneğin altın küpeler. Altının fiyatı çok artarsa insanların birçoğu altın bir küpeye çok da ihtiyacım yok diye düşünür. Ne de olsa altın bir küpeye sahip olmanın ya da olmamanın insanın günlük hayatı üzerinde çok büyük bir etkisi yoktur. Bu da lüks mallara talebin fiyat esnekliğinin yüksek olması anlamına gelir. Tabii burada bazı istisnalardan bahsedebiliriz. Çok lüks bir mal düşünelim. Hayal etmekte zorlanacağımız kadar pahalı bir ceket olsun. Eğer bu ceketin alıcısı olan insanlar için gelir payı düşükse ve bahsi geçen ceket insanların ikame edemeyeceklerini düşündükleri yani eşsiz bir marka ya da tasarıma sahipse bu durumda esneklik de çok yüksek olmayabilir. Ancak bunun bir genelleme olduğunu da eklemek istiyorum. Bazen durum buyken bazen de bir ceket daha almasam da olur diye düşünebilirler. Bahsetmek istediğim son faktör piyasa darlığı. İsterseniz yine elma piyasasını ele alalım. Bu sefer bir örnek daha ekleyelim ve elmayı da kapsayan çok daha geniş bir piyasa düşünelim. Market ürünleri ya da gıda piyasası. İkisi de yemek üzerine olan bu piyasaların hangisi daha dardır dersiniz? Tabii ki elma piyasası. Elma genel olarak market ürünlerinin bir alt kümesidir. Bir çeşit gıdadır öyle değil mi? Elma piyasası gibi bahsi geçen piyasa ne kadar darsa daha fazla ikame mal bulunabilir demek istediğim şey eğer elmanın fiyatı artarsa insanlar armuda, muza ya da farklı meyvelere yönelebilirler. Bu da miktarın fiyattaki değişimlere daha hassas olması anlamına gelir. Yüksek esneklik olarak not ediyorum. Bahsedilen piyasa ne kadar geniş ya da büyükse esneklik de o kadar düşük olur. Tabii gıda piyasasındaki mallara ihtiyaç gözüyle de bakabiliriz fiyat artsa da gıda tüketmeyi bırakamayız ya da bunun yerine koyabileceğimiz başka bir mal yoktur öyle değil mi maalesef başka mallar karın doyurmuyor gıdayı ikame edemeyiz ve bu yüzden de ihtiyaç olarak değerlendirebiliriz piyasa ne kadar geniş ya da büyükse esneklik de o kadar düşük olur ve sonuçta talebin fiyat esnekliğinin daha düşük olduğunu söyleyebiliriz